Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün incelemesini yapacağımız bir anakart. Yani uzun zamandır anakart incelemesi yapmıyorduk. Sistemimizi yeniden topladığımız için birkaç parçamız eksikti. Anakartımız, güç kaynağımız gibi bileşenler eksikti. X570 Yonga setli bir anakarta geçiyoruz. Tercih ettiğim anakart ise gördüğünüz gibi Mac X570 Ace modeli. MSI'nin çok yani fiyat performans ürünü diyebileceğim bir ürün anakartımızın e, genel özelliklerinden bahsedeceğim çok detaylı teknik özelliklerine girmeyeceğim video çok uzun olmasın zaten e, test yapacağız oyun testi ne bileyim vesaire bu anakartta kullanacağımız işlemci de şey olacak e, şu an anakarta X370 anakartına takılı olan Ryzen 5 3600 işlemci kullanacağız. Zaten sistem toplama yapacağız bununla beraber. Şu gördüğünüz bilgisayarı komple yeniden toplayacağız. Şu an deneme amaçlı kuruldu. Toplama videosunu da kanalda paylaşacağım. Bu videodan sonra zaten onu çekmiş olacağız. Genel şu an kaba taslak bir özelliklerine bahsedeyim. 128 GB RAM desteği var. Ryzen'in en son çıkacak olan ya çıkmış olan 3950X işlemcisini çok rahat bir şekilde besleyebilecek bir güç kapasitesine sahip. Ekran kartlarımız ilk olarak zaten ekran kartımız olarak. PCI Express slotlarımız 4.0 bu güzel bir şey. Zaten RX 5700 xt almıştık Safir'in. O da 4.0. Bakalım tam bir uyuşmasını göreceğiz. Bununla birlikte tabii. 2 e, adet LAN portumuz var. Biri 1000 megabit, biri de 2500 megabit. Çok güzel bir hız. Kablosuz wireless'imiz var. Yani e, çift kanallı. 2.4 GHz'ında. Yanılmıyorsam 5 GHz'ı var mıydı e, hatırlamıyorum. Bunu kutu açılışında size daha detaylı anlatırım. İsterseniz direkt kutu açılışına geçelim. Ürünü kutusundan çıkarıp e, genel ve teknik özelliklerinden kısaca bahsederek devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi şu canavarı kutusundan çıkarıp hemen montajlamak istiyorum ama işte videosunu çekeceğiz. MSI Mac X570 Ace modelimiz anakartımızı, modelimiz anakartımızı yani heyecanlı oluyor insan böyle ürün açtığı zaman. Bir de denemek istiyor sürekli. Sürekli gelse sürekli atsak, sürekli gelse sürekli atsak yani hoş oluyor. Direkt ben bunu kutudan çıkarmak istiyorum. Öyle daha detaylı olarak bahsedebilirim direkt bizi anakart karşılıyor. Kutumuzda tam çıkarabilirsek. Anakart ağır. Evet bayağı ağır. Kalla bir yapısı var. Anakartımızı kenara bir koyalım. kutunun içinde geri kalanlara bakalım. CD'miz. Hala CD kullanan var mı bilmiyorum. Olabilir de. Bir broşür gibi ekran kartı vesairesinden bahsetmiş. Gaming Troyan bunu atalım kenara. Teşekkür yazımız. Bize teşekkür ediyorlar. Biz de size teşekkür etsek biraz daha uygun olsa ama neyse koyalım kenara. Garanti belgemiz ve kullanma kılavuzumuz küçük küçük belirtilmiş. Hangi firma tarafından? Penta tarafından garantileniyor. Bir kitapçığımız var. Ben zaten bugüne kadar bu kadar büyük kitap okumadım. <laughs> Bunun içinde tüm dökümanlar, her şeyler nasıl takılacağı, nasıl bağlantı yapılacağı, gibi bir sürü bilgi içermekte bunu okumanızı tavsiye ederim. Yani bir sürü kitapçı kullanım kılavuzlarını kenara atıyorduk ama bunu okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir hata bile yapsanız yani hata kodları var mesela hata kodları bile bunun içinde yer alıyor. Hepsini buradan. Bakıp hata koduna göre müdahale bile edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir adet nasıl montaj yapılacak? Bunun gibi hakkında bilgileri veriyor. Remlerin takılması vesaire gibi. Bunu da kenara atalım. Bu da nedir acaba? Bu da nedir acaba? Yani bir şey göndermişler. Broşür göndermişler. Kenara atalım bunu da. Broşürle işimiz yok şu an. Evet. MSI'ımızın içine gerekli olan kabloları güzel bir paketin içine koymuşlar. Bez bir paket. Şöyle bir açalım. Torbanın ağzını. Torbaya ağzını bir açalım. Bakalım neler çıkacak. Evet. İlk direkt karşıma çıkan Wi-Fi wireless adaptörümüz çıktı. Şöyle kutusundan çıkaracağım onu kenarda dursun. Sonra SATA bağlantısı, RGB çoklayıcı. Yine SATA kablolarımız. Başka Yine RGB, adreslerine bir RGBler, bunu da atalım kenara. Torbamızı karıştırıyoruz, bakalım ne çıkacak. <laughs> bir adet de e, logo sticker çıkmış, sticker metal mi esniyor metal değil galiba sticker, onu atalım bu tarafa. Bunlar niye böyle küçük paketler haline gönderilmiş bir fikrim yok, koyalım geri. Bir adet de. Corsair için, e, Corsair fanlar ve RGB'ler için bağlantı kablomuz. Başka da bir şey yok. Boşaldım. Şimdi direkt ürüne gelecek olursak. Evet, anakartımızı şöyle bir çıkaralım. Şimdi anakartımızın üzerinde bulunan, genel ve teknik özelliklerine ufak da olsa çok detaya girmeden bahsedeceğim. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bunaltıcı oluyor. Söketimizde, işlemci söketimize gelecek olursak direkt 3950X şu an en son çıkan Ryzen 9 çok rahat bir şekilde güç beslememiz yetiyor. Rahat bir şekilde işlemci takıp kullanabiliyoruz. Çünkü 14 artı 2 bir fazımız bulunmakta. Bununla beraber e, mosfetlerimiz ve içinde bulunan bazı donanımsal yapılar titanyumdan yapılma. Direkt RAM slotlarına geçiyorum. RAM slotlarımız güçlendirilmiş çelikle kaplı el tarafları. Yani fazla bastırmada esneme vesaire olmasın diye güzel bir düşünce. Her bir adeti 32 GB destekli. Yani toplamda 128 GB buraya bağlantı e, 128 GB'lık RAM buraya takabiliyoruz. 32 32 ve maalesef hala dual kanal yani çift kanallı RAM belleğimiz var. Keşke 4 kanallı olsaymış, daha iyi olurdu. SSD'lerimize gelecek olursak, e, 3 adet M.2 SSD yuvamızı bulunmakta. Bununla birlikte 3 adet de PCI Express slotumuz bulunmakta. X16 olarak çalışıyor PCI Express 4. 8 8 e, SLI ya da crossfire yaptığınız zaman zaten 8-8 olarak ya da üçlü crossfire yapacağınız zaman 4-4-4, 8-4-4 gibi aralarında bölümlendirme yapılıyor. Buradaki aynalı yapımızdan bahsetmiştim ufak da olsa. Plastik bu, cam değil ama aynalı bir yapıya sahip olduğu için güzel bir görüntü sağlıyor. Şurada 2 adet 8 pinlik güç bağlantımız bulunmakta. Direkt 8 pinli de çalışır. Ama en sağlamı 2 adet 8 pinli güç kaynağı kullanmak. Yani şey kullanmayın. Ek bir kablo kullanarak güç kaynağından çoğaltıp harici bir kablo kullanmayın. Tavsiye etmiyoruz. Sıkıntı çıkabiliyor. Direkt buradaki bağlantı ve çıkışlara geçelim. Power'ımız, reset'imiz ve overclock yapmamız için 11 kademeli butonumuz var. Yani tık 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 arttırıyorsunuz ve kenarlarında da zaten her e, yükseltmenizde aydınlatması sahip. Bunu e, montaj ve sistem toplamasında göreceğiz hep birlikte. Ve e, PCIe slotlarımız da e, çelik ile güçlendirilmiş etrafları gayet sağlam. Ekran kartımız ne kadar ağır olursa olsun sarkma vesaire yaşanmaz bu durumda. USB 3.1 bağlantı noktamız, Type-C bağlantı noktamız gayet güzel. Kasanız destekliyorsa Type-C'yi kullanabilirsiniz. Desteklemiyorsa zaten. Kullanacak bir yer yok. Küçük e, USB'lerden bunlardan bahsetmiyorum. Yani burada fan kablolarımız var. Bu arada anakartta 7 adet fan bağlantısı sağlayabileceğimiz e, çıkışlarımız bulunmakta. Şurada adreslenebilir 3000'li soketimiz bulunuyor. Şu tarafta da adreslenebilir 3000'li soketimiz var. Burada da 4000'li adreslenebilir soketimiz var. Bu arada chipset soğutucumuzun fanı kontrol edebiliyor, edilebiliyor. E, PWM e, çıkışta olduğu için anakart, anakart diyorum. Bilgisayarı kurulum yaptıktan sonra e, Dragon Center üzerinden kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Yavaşlamasını vesairesini ya da kaç dereceden sonra e, sıcak fanın dönmesini sağlamak gibi. Zaten çok ısınmadığı sürece dönmüyor kendisi. Yan tarafta bir tek benim sıkıntı yaşadığım ve e, hoşuma gitmeyen durum. 4 adet SATA bağlantısı var. Yani 4 adet SATA bağlantısı çok az. Zaten 4 tane hard disk var. Yanında da yine 3 bir bağlantımız bulunmakta USB. 24 pin'lik bağlantımız. Burada da 3 adet belirttiğim gibi fan bağlantılarımız bulunmakta. Bir de şurada ondan bahsetmeyi unuttum. Corsair'ın bağlantı soketi bulunmakta. Zaten burada Corsair diye belirtmiş. Bunda bilginiz olsun. Şu üst tarafta 2 adet fan bağlantımız e, sıvı soğutma ve işlemcimiz için. Yine burada da 4 pinli RGB için gerekli bağlantı pinleri bulunmakta. Şimdi ürünün başka hangi özelliğinden bahsedeyim diyorum. Ha, şurası. Arıza kodunu buradan görüp kitapçıya dediğim gibi kitapçık üzerinden bakarak sizi yönlendirebilir. Mesela e, belirttiği bir kodda RAM slotu tam oturmadı gibi ya da işlemci arızası gibi vesaire bir sürü arızayı burada her şeyini buradan görebilirsiniz ve ona göre de müdahale edebilirsiniz. İlerlemiş olan bir sorun varsa, e, müdahale etmeyin. Direkt garanti ile irtibata geçin. Size daha iyi yardımcı olurlar. Evet. Şimdi gelelim arka bölüme bakıyoruz. Aynalı olarak geliyor. Cover kapağıyla beraber gayet güzel. BIOS'umuz, CMOS sıfırlama, wireless bağlantılarımız, çift kanal, USB'lerimiz, e, 2.0 3.1 3.1 Gen2 10 Gigabit e, veri Hı. aktarmayı sağlıyor. Bir de yani e, bu port hala kaldı mı şaşırtıcı. Gayet yine hoş olmuş. Klavye mouse bağlayabileceğimiz eski PC kablomuz. Type-C bağlantımız var bir adette. 2 adet gördüğünüz gibi LAN bağlantımız var. 1 Gigabit ve 2.5 Gigabit olarak e, bağlantımız bulunmakta LAN bağlantımız. Aşağıya sese geçecek olursak 7 artı 1 destekli altın kaplama iç gövdeleri, jack soketlerimiz var. Rahat bir şekilde istediğiniz ses performansını alabiliyorsunuz. Şurayı flash BIOS olay bölmeyi anakartımız yani hiçbir görüntü vesaire almıyorken bile bir flash bellek üzerinden flashımızı atabiliriz yani BIOS atabiliriz. Zaten şu an sistem toplarken en güzel BIOS'u atacağım. Ona göre onun da bir videosunu hazırlayabilirim tabi isterseniz. Bir eksiğim çok fazla çok az şey var. Nasıl diyeyim? USB yuvalarımız biraz az gibi. 2 4 6 7 şu portta sayarsak 8 adet USB portumuz var. Yani 8 tane bağlantı sağlayabiliriz. Tabii şundan klavye mouse böyle bağlantı kullanmıyoruz artık. Genelde hepsi USB olduğu için 2.0'ın olduğu çok iyi oldu. Yazıcılar vesaireler 3.0'da çalışmıyor. Yani 3.1'de de çalışmıyor. İlla 2.0'da ancak çalışabiliyorlar. Bununla ilgili ayrı bir app yazılım vesaire kuracaksınız da öyle çalışacak da uzun iş. Şimdi isterseniz burada kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar incelemesini yaptığımız ve yani heyecandan doğru düzgün inceleyemediğimiz ee, söylediğimiz bazı küçük sözlerden dolayı da kusura bakmayın. Yanlış bilgi de vermiş olmak istemiyorum. Anakart çok performanslı, çok güçlü. Yani bazen inceleme yaparken şunu ee, dile getiremiyorum. Heyecan var biraz. Elim ayağım birbirine dolanıyor. Aslında bildiğim konu üstünde uzman olduğum bir konu ama Video kısmına geldiği zaman sürekli karıştırıyorum nedense. Neden böyle bir şey oluyor? Bir fikrim yok. Sizi de yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Bir sorunuz veya bir bilgi almak için ulaşmak isterseniz yorum bölümünde yazabilirsiniz ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Her türlü Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Her türlü yardım sağlarım elimden geldiğince. Bilgi vesaire gibi. Abone olup bize destek olursanız seviniriz. Bir kusurumuz olduysa da kusura bakmayın. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.